Sonra komiserim, sabah bir kalktık baktık ki kız ortalıklarda yok. Ama ben bu ikisine söylemiştim komiserim. Bu kızın gözü kara demiştim. Bu kız kaçar gider demiştim. Ama bunlar dinlemediler komiserim. Dur bakalım dur. Kaçırılan kızın babası sen misin bu mu? Bu kurban. Sen nesi oluyorsun peki? Belli ki emmisi. Hiçbir şey değilsin yani. Ama dayısından, amcasından, emmisinden... Daha yakınız. Anladım. Çık dışarıda bekle. Ama komiserim... Çık dışarı. Baş üstüne. Kızı kaçıran kimdi demiştiniz? Kemal komiserim. Yağcı Kemal. Makineleri yağlayan komiserim. Bizim çırçır fabrikasında çalışıyor. Anlaşıldı. Ankara'ya gidince abimi buluruz. Abim devlet dairesinde memur. Hem yengem de sever beni. Sevdiğim kızı aldım geldim dersem yadırgamazlar. İki ay misafir ederler bizi. Sen 18'ine bastın mı, kıyarız nikahımızı. İstersek Ankara'da kalırız, istersek... Hadi polisler gelmeden çıkalım artık. Anana bir Allah'a ısmarladık demeyeceğim mi? Yaşı kaçmış bu kızın? Yaşı batsın. 18'ini doldurmamışlar. İyi ya. Anası babası razı gelmezse polis alır götürür. Kaçacaklarmış. Gideceklermiş buradan. Nereye? Ankara'ya. Orada bir abisi var onun yanına. O zaman söyleyelim. Polisler onlar kaçmadan gelip alsınlar o kızı. Benim oğlumu da götürürler mi? Akıl var, yakın var dese, oğlum kaçırmamış ki, kız kendi kaçmış gelmiş. Kendi kaçtığına şahit olur musunuz? Tabii şahidiz. Gözümüzle gördüğümüz bir şey mesela. Yürü kalk, polise gidelim. Gidemem. Ne halt ederse etsin oğlumdur o benim. Kendi ellerimle polise teslim edemem. Oğlum! Kemal'im! Hakkını helal et hanım. Helal olsun yavrum. Oğluma iyi bakın.